güzel bir gece değil. Birkaç kişinin doğum günü aynı anda kutlanıyor sanırım. Aynen öyle. Ajansımızın menajeri, PR sorumlusu ve diğer reklam tarafındaki birinden Doğukan. Üçünün aynı anda doğum günü. Beraberiz. Öyle özlem gideriyoruz. Tatlı, keyifli. Peki siz nasılsınız? Yeni bir dizi başladı sanırım. Nasıl geçiyor çekimler? Nasıl geçiyor set? Çok güzel. Seni Kalbime Sakladım projesine yer alıyorum. Beşinci bölüm çekiyoruz. Çok keyifli, çok tatlı bir set. Tam bir yaz işi, yaz enerjisi. Çok dinamik ilerliyor. Keyfim gayet yerinde. Çok mutluyum. Peki yazı tatil yapmadan geçiriyorsunuz sanırım ama geçtiğimiz günlerde de bir Almanya'ya gittiniz diye biliyorum. Evet. Nasıl geçti Almanya? Şöyle küçük aralıklarda muhakkak kaçıyorum biliyorsun. Küçük seyahatleri çok seviyorum. Tam bayram ziyaretiydi. Ailemin yanına gittim. Çok güzel keyif geçirdik. Her şey yolundaydı. Öyle boşluk buldukça kaçıyorum. Çalışmaya da devam ediyoruz ama gelecek sezon bir televizyon projesi düşünüyor musunuz ya da bir dijital proje? Neden olmasın? Bakalım. Teklifler var sanırım. Güzel bir sezon bizi bekliyor, bunu söyleyebilirim. Heyecanlıyım yani. Peki birkaç sene evlilikten sonra birkaç sene çalışmadınız. O süreçten sonra ayrıldıktan sonra çalışmaya nasıl karar verdiniz tekrardan? Buradan birazcık bahsedebiliriz. Kendinizi toparlamak zor oldu mu? Şöyle benim mesleğim bu. Çok severek yapıyorum ve bundan çok keyif alıyorum. Çok küçük yaşlarda başladım biliyorsun. Evet. Konservatuar dönemim oldu. Sonra çok güzel bir iş, tam tap noktasındayken böyle bir karar aldım. Çocuğum oldu. Bu yüzden bir ara vermek zorunda kaldım. O dönemde bir ayrılık yaşadım. Bunları sindirdim, kabul ettim ve tekrar mesleğime geri döndüm. Tekrar o enerjiyi yakaladım diyebilirim. Bu yüzden çok mutluyum. İşimi çok seviyorum. Bu meslekte olduğum için çok mutluyum. Yani böyle olması gerekiyormuş ve böyle oldu. Çok güzel şeyler bizi bekliyor. Bunu söyleyebilirim. Peki Ömer'e soracağım. Çocuk demişken televizyonda sizi görünce nasıl tepki veriyor? Daha yeni idrak etmeye başladı açıkçası. Heyecanlanıyor falan. Nasıl yani? Niye böyle oluyor anne falan diyor. Çok mutluyum. Yani en azından ne yaptığımı görmüş oldu. Sete gittiğim zaman diyor ki akşam ben uyumadan döner misin, dönmez misin? Artık bunların pazarlığını yapabiliyoruz. O da beni destekliyor. Zaten ailem de beni çocukluğumdan beri destekliyor. Keyfim şu an gerçekten çok yerinde. Peki sete gelmek istedi mi sizinle beraber? Çok istiyor. Her gün bunun için bir tür tartışıyoruz. Ama getirmek istemiyorum çünkü buna alışırsa sürekli isteyecek ve biz çok yoğun tempolarda çalışıyoruz. O yüzden şu anda sürekli böyle az işim olduğunda getireceğim anneciğim falan diye ikna etme modundayım. Gelecek o da. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler. Görüşürüz. İyi akşamlar. Güzel geçtiniz. Tamam. Peki.